Milas, Muğla'nın 3. büyük ilçesi. 11 milyon dolayında zeytin ağacı var. Hem Karya uygarlığına hem de Menteşe oğulları beyliğine başkentlik yapmış. Karyalılar korsan bir kavim olarak Akdeniz'de egemenlik kuruyorlar. Bu bölgenin ürünlerini de götürüyorlar. Götürdükleri ürünlerin başında da zeytinyağı var. Zeytinin yağı var, salamurası var, kara bastırması var, kırma zeytini var. Hep sofralık bunlar. Altın bizim yanımızda. Renginden de anlaşıldığı gibi sapsarı altın renginde. Lezzeti muhteşemdir. Biz zeytinyağından başka bir şey yiyemeyiz burada, başka bir şey tüketemeyiz. Salamurluk, işte yağlık yapıyoruz. Fazlasını da satıyoruz. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan bol bol yiyip içiriz yani. Budandığı zamanın odunuyla insanların yaşamına katkıda bulunuyor. Hasat zamanında düşen yapraklarıyla hayvanların beslenmesine katkıda bulunuyor. Tane zeytin sofralarında katık oluyor, azık oluyor. Çekirdeği de pirina oluyor. Pirinadan sabun elde ediliyor. Elde edilen yağ çeşitli şekilde endüstride de kullanılıyor. Bu bölgede memecik türü dediğimiz bir zeytin türü vardır. Kendine özgü bir aroması var. Zeytinin ve zeytinyağının içindeki polifenol dediğimiz yararlı bileşen miktarı çok yüksek. Avrupa Birliği'nde coğrafi işareti almış tek zeytinyağımız. 50 yıl öncesine kadar en önemli ikinci üretim ürünümüz bizim tütündü. Türkiye tütün politikasını değiştirip üretimden çok ithalata dayalı bir yola girince üreticisi de tarlalarını boş bırakıp ya şehre göç etti veya turizme işçi olarak katıldı. Herkes kendi gücü kadar zeytin dikmeye, ekmeye başladı. Tarım ve zeytincilik. Bir de hayvancılık. Üç şeyle geçiniyor buradaki insanlar. Meydana getirdik, karıttık ama santral olduğundan verim yok, verim düşük. Bu ağaçların bir anlamda doğal özelliği 2 yılda bir ürün vermesi. Son zamanlarda giderek uzadı. 3 yıl, 4 yıl hatta 5 yıl süresince ürün vermeyen zeytinlikler var. Şu anda bunlar konusunda araştırmalar sürüyor ama insanlarda oluşan genel kanı termik santrallerin etkisi. Bacalarından çıkan kükürt dioksit havanın nemiyle birleştiği zaman da sülfürik asite dönüşüyor. Ya da yağmurlarla birlikte o kükürt dioksit aşağıya indiğinde ağaçların, bitkilerin üzerine yağdığında asit etkisi yapıyor. Çiçekler de dolayısıyla asit yağmurlarından etkileniyor ve ürün vermez hale geliyor. Şu zeytin kurudu bak. Kanser hastalığı buldu dedik. Meyve böyle vermedi. Kestim ben onu bak. 2 sene oldu keseli. Santralın etkisi diyoruz biz. Eskiden verim güzel oluyordu. Bunlar afiyetken öyle kafes gibiyken böyle sık zeytin veriyordu. Şimdi bu zeytin yok. Bir dalında var bir dalında yok. Ya şey yukarı 15 sene evvel bir ton yağ sıktı. O zaman bu ağaçlar küçük. Ama şimdi verse bunlar 2-3 ay doluk oldu bunlar. Verim olsa zeytin çok olur. Olur olmaz gene olanlardan alıp dururuz. İhtiyacımızı görüp dururuz. Köylüler eski yıllarda bayramdan bayrama alışveriş yapmak için Milas'a gelirken yanlarında zeytinyağı getirirler, onları tüccara satarlar, ondan edindikleri parayla da bayram alışverişlerini yaparlardı. Aslında Milas zeytinyağının tam anlamıyla ekonomik potansiyeli gerçekleştirilmiyor. Yöredeki insanlar sadece öz tüketimleri için sofralık zeytin üretiyorlar kendileri için ama onun dışında 1-2 tane bile sofralık zeytin üretimi yapan orta ölçekli ya da küçük ölçekli bir işletmeye rastlamadık. Zeytinyağına Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işareti alınmasının ardından markalı ürün olarak birçok ülkeye de ihracatı daha da arttı. Daha önce dökme yağı olarak, sanayilik ürün olarak ihraç edilmekte olan zeytinyağımız şimdi giderek markalı ürün olarak, paketlenmiş ürün olarak ihraç edilmeye başlandı. Dedik ki eğer uluslararası, ya örneğin bir Toskana zeytinyağı ya da bir Sierra de Segura'da üretilen zeytinyağlarının coğrafi şart tescilli zeytinyağı üretiminin toplam zeytinyağı üretimi içerisindeki paylarını
ve onların fiyatlarını da baz alarak acaba biz Milas coğrafi şart tescilli zeytinyağımızı bu seviyeye getirirsek ne kadar gelir elde edebiliriz diye bir hesaplama yaptık. 4,5 milyondan 60 milyon TL. Bu %1000'den daha fazla artış demek. Santraller oldu, kurulmuş buraya. Herkes işe giriyoruz şeyiyle ilk başta sevinmiş etmiş ama bilmemişler yani burada zehirleneceğiz yıllar sonra. Hem kendimiz zehirleneceğiz, hem toprağımız zehirlenecek, hem ağacımız zehirlenecek. Hiç kimse bunun farkında olmadan iş bulduk. Kapımızın dibinde iş diyerekten herkes heves etmiş. Ama şimdi hangisine sorarsanız sorun. Oradaki iş mi, tarlam mı, toprağım mı dediğin zaman tarlam toprağım der yani. Çünkü toprağımız ömürlük bizim, ata toprağımız. Kaç nesle kalacak, kaç nesle gidecek yani. Benim çocuğuma da kalacak, onun çocuğuna da kalacak. Aynı şey zeytin ağacı için de geçerli. 260 milyonluk bütçe termik santrallere yıllık yapılan kamu desteği. Eğer oraya aktarılmasa da Milas dışına giden zeytinlerin Milas içerisinde kalması durumunda küçük ölçekli tesislerin inşa edilmesi için kullanılırsa bunların toplam maliyeti 240 milyon TL ve yaratılacak toplam istihdam da 685 tane. Şu anda zeytinyağının kilosu, siz de biliyorsun, 50 milyon. Bir ton zeytinyağı satsan bugün 50 milyar. Bir arkadaş kömüre gitse 50 milyar yılda kazanabilir mi? Mümkünatı yok kazanamaz. Bunun işlemi 3 ay yani. Bunun devamlı gitmem de gerekiyor. Bir ayda başka yani bakımını, işçisini yapsan 4 ay. Diğer işlerine de bakabilirsin. Ama oraya 20-10 ay saatinde gitmek zorundasın. O kadar güzel bir altın tavuğumuz var ki bu potansiyeli henüz kullanamıyoruz. Biz zeytincilik de yaparız, tarım da yaparız, hayvancılık da yaparız. Her şeyi yapmaya hazırız yani. Hani bize yeter ki bir destek verilsin buraya ve şu santraller artık hayatımızdan çıkarılsın yani. Burada iki kişi, üç kişi zengin oluyor. Büyük ağalar, para babaları değil. Ama hep burada mağdur olan biz köylüler yani. En alt tabakadakiler. Hep ezilen, toprağından edilen, çocuğundan, çoluğundan edilen. Başka bir yere taşınmak, göçe zorlananlar hep köylüler yani. İşte köylü üretiyor, yetiştiriyor, şehirdekini doyuruyor. Parayla da olsa ama bu emeğin şeyi karşılığı kaç olursa olsun yani. Ama sen köylüyü kalkındır, çiftçiyi kalkındır yani. Şu an halimiz harap. Eğer orta ölçekli olursa bu üretim tesisleri, bu durumda da aslında 500 milyon TL'ye ihtiyaç var. Termik santrallerine 2 yıl verilmemiş olsa bu üretim tesisleri kurulmuş olacak. İş imkanı çok bak şu anda. Bodrum'a git, bir sürü otel var. Havalimanı var. Buranın iş imkanı çok aslında. Santral hep kendini gösteriyor. Elektrik biz elektrik istemiyoruz artık. Vallahi bak elektrik istemiyorum. Ben ya gaz lambasını oturmaya razıyım dedim ya. Benim toprağımı almasın yani. Beni mağdur etmesin. Ben üretmek istiyorum ya, yetiştirmek istiyorum. Yani Bodrum'dan çok rahat bir şekilde zeytin hasat şenlikleri olsun, anıt ağaç rotası olsun, Milas'ın bu 27 antik kenti olsun, turist çekilebilir. Eski zeytin yağı işleme yerleri var. Bunlar müzelere döndürülebilir. Bu santral olmadan, elektrik de olmadan insanlar yaşıyor idi. Evet, elektrik tabii ki çok değerli bir şey. Ama bunun elde etme yöntemleri başka başka iken, İlla da kömür diye tutturmanın bir alemi yok yani. Rüzgar doğudan estiği zaman, ki bu kadar güzel doğanın ortasında olmasına rağmen, kömür kokusundan nefes alamıyorsunuz, içeri giriyorsunuz. Buradaki kanser vakalarını arttırıyor. Ben yani doktora gittiğim zaman sen sigara günde kaç paket içiyorsun diye bana soruyor yani. Ben ömrümde bir tane sigara kullanmış bir insan değilim. Yani akciğerlerim bitirmiş benim. Maalesef. Yani 40 senedir çekmişiz bir 30-35-25 sene her neyse. Bir gün dahi çekmek istemiyoruz artık yani. Samlar ve Sek göllerinde kömür ocaklarının olduğunu çocukluğumuzda biliyorduk. Ama kömürün bu kadar zarar verdiğini bilmiyorduk. Yahut da bize geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Bu devamlı böyle geldi. Karacaş. 2014-2017'lerde bizim arazilerimize doğru geldiler. Aldılar zeytinliklerimizi, bir kısmını. Işıkdere en son yok edilen yerleşim yerlerinden biri. Işıkdere Mahallesi bundan 3 sene önce İsmet oldu.
Bu öyle zeytinler, bunlar ne olur? Bunlardan büyük, tekine değil. Ölümüne 13 lira para verir. Yani bizim mahalle kalktı. Ömür yok zeytinlikte dedik. Bunu ne için alıyorsunuz? O biz oraya oyunca size orası heyelan yapar dediler. Kayınca da bir hiçbir hak talep edemezsiniz dediler yani. Biz de öte düşündük. Hem zeytinimizden mahrum kalacağız hem alacağımız paradan mahrum kalacağız diye verdik. Mersem bank yolu geçireceklermiş bir de. Biz nereden bilelim bunların işi düşüncesini? Önce toprağa geldi. Toprağı almak istedi yine şirket. Buraları hiçbir yere almayacaktı sözde. Öyle diyerek almış Işıkdere'yi. Biz sadece burada kömür var, burayı alacağız. Geri kalan yerle işimiz yok. Orayı almayacağız diyerekten alıyor. Buradaki geri kalan da zannediyor ki orası gidince bizim buralar kalacak. Aa, bir bakıyor 2019'da tekrar ihbarnameler geliyor köylüye. Ki kömür de olsa feda edilir mi artık kömüre yani? Biz 40 yıldır zaten kömürün gölgesinde yaşamışız. Onun zehrini solumuşuz. 2019 yılında 300-400'den fazla parsel zeytinlik tarım arazilerini almak üzere şirket, ben de dahil, ihtarname gönderdi. Belki bugüne kadar 20-30 bin zeytin Işıkdere'de simlaktan sonra kesilip odun edildi ve yakıldı. Hem de nasıl yaptılar biliyor musunuz? Şirket, zeytinleri ben kesemiyorum, siz kesin dedi. Ve vatandaş bilmediği için zeytinlerini gitti, kesti, odun edip sattı. Çünkü zeytin kanununa göre zeytini kesmek izne tabi. Suçu bile köylünün kendisine işlettiler. Kardeşimiz geçen gün görüştüm Milas'ta. Bu zeytin kanununu bilseydik bugüne kadar ben 3000 tane zeytin kestim, odun ettim dedi. Fırıncılara sattım dedi. Yapar mıydım onu dedi. Ve şimdi köylüler uyandı, zeytinliklerine dokundurmuyorlar. Kendileri de kesmiyor. 2019-2020'de zeytinlerinizi sökün yahut da kesin alın dediler. Sökmeyeceğiz de kesmeyeceğiz de dedik biz. Çünkü zeytin yasası var dedi. Sökersek kesersek biz cezalandırırız. Zeytin yasasını kim çıkarmış dedi. Ben çıkaracak halim yok dedim. Zeytin yasasını Türkiye Cumhuriyeti çıkarmış dedim. Biz dedi yarın gelip jandarmayla dedi, nasıl zeytinlerinizi keseceğiz dedi. Ben kestim de görelim bir. Neyse ben jandarmayım. Jandarma geldi buraya. Öyle şey mi olurdu ya jandarma? Zeytin mi kesip durmuştu şirkete? İşi destek mi yapıp durmuş jandarma? Öyle şey mi olur dedi. Ancak dedi mahkemeye giderdi. Mahkeme kararı çıkar dedi. Bu toplum yararınadır. Bu şey diye işi karar çıkar dedi. Kararı getirir veririz. Önüne koyar dedi. Ondan sonra kesebilir dedi. Bozuyorsun, ben yapacağım diyor. Yerine ağaç dikeceğim, ağaçlandırma yapacağım. Görüyoruz diktikleri ağaçları. Sırıtıp kalıyor böyle. O kapkara kömürün şeyindeki. Ot bile bitmiyor diyoruz yani. Çocuk mu kandırıyorlar? Sen yerin en güzel toprağını alıyorsun, bir yere kürüyorsun. Sonra da diyorsun ki kömürü çıkarttan sonra ben burayı ağaçlandıracağım. Bir yandan zehirliyorsun, bir yandan ağaç dikiyorsun. Öldürüyorsun yani. Medyaya çıkıp vatandaşın zeytinlerini hiç kesmedik ve söktük. Nakil sökme ücretini biz karşıladık. Nereye dikmişler? Bir tane dikili ağaç göstersinler bana. Karaca kömür sahasına, harfiyem sahasına 3000 ağaç dikildi. Onu da 2010 yıllarında devlet dikti. Şirket bir tane ağaç dikmedi. Soma'nın borusundan geçti hepsi, yandı yani, kül oldu. Niye bu tahribatı yapıyor? Elektrik enerjisine ihtiyacımız var diye yapıyor. Elde ederken siz insanları zehirleyerek öldürüyorsunuz. Ölümden daha ötesi var mı? Ölünün bir elektriğe, suya ihtiyacı olur mu? Ne ekersen bir 10 misin alıyorsun yani. Hani bu santrallerin bu kadar verdiği zarara rağmen. Hani insan oldu öyle. Hastalıklıyız, kova hastasıyız, ölüyoruz, nefes alamıyoruz diyoruz ama buna rağmen köyümüzde, toprağımızda yaşamak için inat ediyoruz yani. Çünkü ata toprağımız. Bağ babadan, zeytin atadan kalmalı derler. Zeytin ağacı ulu bir gövdeye ulaşıp bol ürün veren hale gelmesi için yıllar yıllar geçmesi gerekiyor. Yanan orman alanlarımız var. Bunlara fidan dikiliyor. O dikilen fidanlar zaten üretim aşamasına gelene kadar bir en az 10 yıl, 15 yıl geçmesi gerekiyor. Şirket almış olsa bir sefere mahsul 3 lira 5 lira parasını ödeyip geçtir. Ama böyle yerinde kalsa ömrümüz boyunca yiyeceğiz ve çoluğumuz çocuğumuz. Yani bu zeytinler 2 asır, 3 asır yani yaşayan bir meyve. Asırlık zeytin ağacı var babamın şeyde, Karacaağaç köyünde. Ben 42 yaşındayım. 42 senedir bizi beslemiş. Daha yani ona bakarsan daha kaç nesli besler yani.